Bu videoda matematikteki en önemli 5 formülden birinin üzerinde duracağız. Daha önce videolarımı izlediyseniz bir şeyleri ezberleme yanlısı olmadığımı bilirsiniz. Ancak bu formülü hem ezberlemeniz hem de nasıl kanıtlanacağını bilmeniz önemli. Neyin nereden geldiğini bilmeden bir şeyleri sadece ezberlemenizi istemiyorum açıkçası. Peki, bunları söyledikten sonra neden bahsettiğimi açıklayayım. Bu formülün adı İngilizce'de kuadratik formül. Yani ikinci dereceden denklemlerin köklerinin diskriminant yardımıyla bulunması. Buna biz kısaca kök bulma formülü diyelim. Tabi ikinci derece denklemler için. Şimdi bu formülden çok genel olarak bahsedelim ve sonra bazı örnekler üzerinde duralım. Diyelim ki şöyle bir denklemimiz olsun a x kare artı b x artı c eşittir sıfır. Bu size aşina geliyor olmalı. Bu ikinci dereceden bir denklem. Evet a, b ve c katsayılar. a x karenin yani ikinci dereceli terimin katsayısı. b x'li terimin katsayısı ve c de tahmin edeceğiniz gibi x üssü sıfırlı terimin katsayısı. Yani alışılageldik söylenişle sabit terim. Böyle genel bir ikinci dereceden denklem verildiğinde kök bulma formülü, bize bu eşitliğin çözümlerinin x eşittir. Eksi b artı eksi karekök içinde b kare eksi 4AC bölü 2a olduğunu söyler. Şu ana kadar size karmaşık gelmiş olabilir. Hemen ezberlemek zor olabilir ancak bu konuda örnekler yaptıkça bunun çok mantıklı bir formül olduğunu göreceksiniz ve aklınızda kalacak. Bu tuhaf eşitliğin nereden geldiğini düşünebilirsiniz. Bir sonraki videoda bunların nereden geldiğine de değineceğiz. Ancak önce bu formülü kullanmaya alışmanızı istiyorum. Aslında sadece buradaki denklemde kareye tamamlama metodunu kullanarak bu formüle ulaşıyoruz. Burada kareye tamamlama metodunu kullanıyoruz ve bu sonuca ulaşıyoruz. Evet, bunun ismi dediğim gibi İngilizce'de kuadratik formüldür. Biz kısaca kök bulma formülü Diyeceğiz dedim. Şimdi bu formülü bazı sorularda uygulayalım. Bize cevabı teyit etme şansı verecek örnekler kullanmaya çalışalım. Diyelim ki şöyle bir eşitliğimiz olsun. x kare artı 4x eksi 21 eşittir 0. Evet bu durumda a 1'e eşittir değil mi? Evet, x kareli terimin katsayısı 1. x'li terimin katsayısı olan b 4'e eşit ve c ise eksi 21'e eşit. Evet, bu sabit terim. Bu sayıları formüle koyduğumuzda neye ulaşırız? x eşittir, eksi b, eksi b, eksi 4'tür. Bunun önüne eksi işaretini koyalım. Artı eksi kare kök b kare. b kare 16'dır değil mi? Çünkü 4'ün karesi 16 eksi 4 çarpı a. a 1'di çarpı c. c de eksi 21'di. Buraya 21 yazıyoruz. Eksi ile eksi işareti birbirini götürecek. Ama ama bu konudaki ilk video olduğu için adımları atlamayayım. Eksi 21'i de yazalım ve bunların hepsi bölü 2a diyelim. a 1'e eşit yani bunların tümü bölü 2. Bu ifade daha sade hale getirilebilir mi? Umarım cevap evettir. Hadi bakalım deneyelim. x eşittir, eksi 4 artı veya eksi kare kök. Burada eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Şimdi söyledik 16 artı 4 çarpı 21, 84 olduğuna göre 16 artı 84 eşittir 100. Hoş. Bu sayı bir tam kare. Güzel. Bunların hepsi bölü 2. Yani bu eksi 4 artı eksi 10 bölü 2. Bu terimlerin ikisini de 2 ile bölebiliriz değil mi ayrı ayrı? Burası eksi 4 bölü 2 eşittir eksi 2 artı veya eksi 10 bölü 2 bu da 5. Bu bize x'in eksi 2 artı 5'e yani 3'e eşit olabileceğini veya x'in eksi 2 eksi 5'e yani eksi 7'ye eşit olabileceğini söylüyor. Kök bulma formülü bize bir çözüm verdi. Şimdi bu sayıları denklemde x gördüğümüz yerlere koyarak doğru sonuca ulaşmış olduğumuzu kontrol edebiliriz. Ama biz şöyle yapalım. Çarpımı eksi 21 toplamı ise 4 olan iki sayı hangisidir? x artı 7 çarpı x eksi 3 eşittir. Eksi 21. 7 çarpı eksi 3'ün çarpımının eksi 21 olduğuna ve 7 eksi 3'ün ise artı 4 olduğuna dikkat edin. x artı 7, ha bu arada pardon bu eksi 21 değil 0 olacak değil mi? Evet buradan Buradan x artı 7 eşittir 0 veya x eksi 3 eşittir 0 ve buradan da x eksi 7 veya artı 3'e eşit olabilir. Şimdi, e bunu bu şekilde de bulabilirdik, niye bu kadar uğraştık diye düşünebilirsiniz. Bu kadar uğraşmamızın sebebi, bu formülün çok daha zor sorularda işimize yarayacak olması. Şimdi, biraz daha zor bir örnek yapalım. Önce temiz bir çalışma kağıdı açalım. Henüz ezberlememiş olabilirsiniz. Onun için formülü buraya tekrar yazalım. Neydi? X eşittir eksi b artı veya eksi karekök içerisinde b kare eksi 4ac bölü evet 2a. Güzel. Diyelim ki şöyle bir eşitliğimiz olsun: 3x kare artı 6x eşittir eksi 10 terimlerimizin tümünün eşitliğin sol tarafında yer almasını isteyeceğimizden, bu eşitliğin her iki tarafına da 10 ekleyelim. Böylece 3x kare artı 6x artı 10 eşittir 0 olur. Şimdi kök bulma formülünü kullanabiliriz. Burada uygulayalım. a 3'e eşit değil mi? Bu a. Bu B ve bu da C. Kök bulma formülü bize bu denklemin çözümlerini verecek. X eşittir, eksi B. B 6 idi, yani burası eksi 6 olacak. Artı veya eksi kare kök B kare. B 6 idi, yani 6'nın karesi. Eksi 4 A 3'tü çarpı C. C de 10'du. Bunların tümü bölü 2 çarpı A, yani 2 çarpı 3. Bu durumda x eşittir eksi 6 artı veya eksi karekök 36 eksi 4 çarpı 3 çarpı 10. Burası 4 çarpı 3 çarpı 10. Bu çarpım 120 ediyor değil mi? Bunların hepsi bölü 6. Şimdi bu ilginç. Niçin ilginç bulduğumu belki hemen fark etmiş olabilirsiniz. Burası kaç eder? 36 eksi 120 kaç? Eksi 84. Doğru çıkarttım mı? Şu kenarda kontrol edeyim hemen. 0'dan 6 çıkmaz. Buradan bir onlu kaldık. Burada 11 kaldı. aşağıya 4, 11'den 3 çıktı 8. Evet evet, doğru yapmışız. Eksi 84 evet. Yani burası artı veya eksi karekök eksi 84, eksi 84 çünkü 36'dan 120'yi çıkarttığımızda sonuç eksi oluyor. Evet burası eksi 84. Bunların hepsi bölü 6. Şimdi bu nasıl bir formül? Negatif bir sayının karekökü mü olur? Neler oluyor? Bu formül işe yaramıyor gibi şeyler düşünebilirsiniz. Çünkü size negatif bir sayının karekökünü verdi bu formül. Size cevabı vermedi. Cevabı vermemesinin sebebi aslında gerçek bir cevap olmamasından kaynaklanıyor. Yani bu denklemin reel sayılarda çözümü yok. Evet, reel sayılarda çözümü yok. İlerideki videolarımızda sanal sayılar konusuna da değineceğiz ki bunları negatif sayıların karekökleri gibi düşünebilirsiniz. O konuyu öğrendiğimizde bunu sanal sayılar türünden ifade edebileceğimizi göreceğiz. Yani aslında bunun çözümleri var ancak bu çözümler sanal sayılardan oluşuyor. Gerçek sayılarda bir çözümü yok. Zira negatif bir kare bahsedemeyiz. Yani b kare eksi 4 ac yani buradaki ifadenin değeri negatif ise gerçek bir çözüm olmayacak. Bunu hesap makinesinde bir çizdirelim bakalım, grafiğini görelim. Buradaki fonksiyonun grafiğini çizelim. 3x kare artı 6x artı 10. Evet, İfademiz bu ve bunun x eksenini nerede kestiğini göreceğiz. Nerede sıfıra eşitleniyor? Bunun grafiği, dikkat edin, bu önce aşağı geliyor, sonra tekrar yukarı çıkıyor. Tepe noktası burada ve kollar yukarıya bakıyor. x eksenini hiç kesmiyor. Bu fonksiyon hiçbir noktada sıfıra eşit olmuyor. Bu grafikte y hiçbir zaman sıfıra eşit olmayacak. Evet, kök bulma formülü doğru çalışıyor gibi görünüyor. Hadi bir örnek daha yapalım. Ne kadar çok o kadar iyi. Bu konuda hiçbir zaman yeterince örnek gördüm demeyin. Çarpanları bir çırpıda göremediğimiz bir örnek daha yazalım. Diyelim ki eksi 3x kare artı 12x artı 1 eşittir 0 olsun. Evet bu kez kök bulma formülünü yazmayacağım. Aklımızdan yapmaya çalışalım. Bu eşitliği doğrulayan x'ler neler olacak? Evet bu b, eksi b, eksi 12, artı veya eksi, karekök içinde b kare, evet b'nin karesi 144, eksi 4 çarpı a, a da eksi 3, çarpı c, c de 1'di ve bunların hepsi bölü 2a, yani 2 çarpı eksi 3, buraya da eksi 6 yazalım. Bu da eşittir. Eksi 12 artı veya eksi kare kök. Bu nedir? Eksi çarpı eksi bunlar birbirini götürüyor. Burada 144 artı 12 var. Bu da 156 eder değil mi? 144 artı 12 bunların hepsi bölü eksi 6. Şimdi sanırım bu 156'yı çarpanlarına ayırıp daha hoş bir şekilde ifade edebileceğiz. Belki buradan bazı değerleri karekökün dışına atabiliriz. Bunu yapmayı deneyelim. 156 sayısını asal çarpanlarına ayıralım. 156'yı 2 çarpı 78 olarak yazabiliriz değil mi? 78 de 2 çarpı 39. Yani... Karekök 156 eşittir karekök 2 çarpı 2 çarpı 39 veya bunu karekök 2 çarpı 2 çarpı karekök 39 olarak da düşünebiliriz. Bu da 2 çarpı kök 39'dur. Bu durumda burası eksi 12 artı eksi 2 kök 39 bölü eksi 6 olarak yazılabilir. Şimdi, pay ve paydayı 2 ile sadeleştirebiliriz değil mi? Eksi 6 artı eksi karekök 39 bölü eksi 3 haline gelir bu. Şimdi bu iki terimi de ayırırsak bunu eksi 6 bölü eksi 3 artı eksi kök 39 bölü eksi 3 olarak yazabiliriz. Buradaki sadece 2 değil mi? Bunlar sadeleşir. 6'yı 3 ile bölersek 2 eder. Evet burası 2. Dikkat edin. Eğer burası artı ise ve biz bu eksi işaretini kullanırsak artı eksi olur ve eksi de artı olacaktır. Ancak bu pek bir şeyi fark ettirmez değil mi? eksi veya artı diyebiliriz. Bu artı veya eksi karekök 39 bölü 3 ile aynı şey. Sanırım bu ancak bu kadar sadeleşiyor. Son adımda ne yaptığımı tam olarak açıklamak istiyorum aslında. Bu eksi işaretini unutmadım. Sadece sonucu değiştirmeyeceğini söyledim artıyı eksiye dönüştürecek, eksiyi de artıya. Bunu tekrar yazayım. Burası 2 artı kök 39 bölü eksi 3 veya 2 eksi kök 39 bölü eksi 3 olarak yazılabilir değil mi? Artı veya eksi bu anlama geliyor. Bu veya bu. Şimdi bu durumda bu eksi 3 2 eksi kök 39 bölü 3'e dönüşecek değil mi? Sadece bu eksiyi kullanıyorum. Yaptığım başka bir şey yok. Burada eksi ve eksi artı olacak ve 2 artı kök 39 bölü 3 olacak değil mi? Eksi çarpı eksi artı eder. Yani bir kez daha 2 artı eksi kök 39 bölü 3. Bu eşitliğin çözümleri 2 artı veya eksi kök 39 bölü 3. Şimdi bunu doğrulayayım. Grafiğin nasıl gözükeceğini gerçekten ben de merak ediyorum. Hesap makinesini aldık, bir temizleyelim ortalığı. Şimdi eksi 3x kare artı 12x artı 1 yazalım ve bunun grafiğini bulalım. Bunun x eksenini nerede kestiğini göreceğiz. Önce yukarı ve daha sonra aşağı gidiyor. Yani 2 artı veya eksi kök 39. 6'dan biraz daha büyük olacak değil mi kök 39 tabii zira 36'nın karekökü 6 eder. 6'dan biraz büyük olacak. Dolayısıyla bu da 2'den biraz daha büyük olacak. 6'dan biraz büyükçe bir sayıyı 2'ye bölersek 2'den biraz büyükçe bir sayı elde ederiz. Yani burada 4'ten biraz daha büyük bir değer elde edeceğiz ve diğer değer de 0'dan biraz daha küçük olacak. Durum böyle görünüyor. 4'e oldukça yakın bir değer var. Diğer değer de burada. Her neyse, umarım kök bulma formülünün kullanılmasına ilişkin bu videoyu yararlı bulmuşsunuzdur.